Arkadaşlar merhabalar. Bu videomla birlikte üçgende açı konusunun konu anlatımına başlıyoruz. Evet üçgende açı ama öncelikle bir üçgenin tanımını verelim değil mi? Tanım. Düzlemde birbirine doğrusal olmayan 3 noktayı birleştiren 3 doğru parçasının birleşimine üçgen denir. Evet düzlemde birbirine doğrusal olmayan 3'ü de doğrusal olmayacak arkadaşlar. Bu üç doğru parçalarını birleştirdiği bizde ne oluşuyor arkadaşlar? Bir üçgen oluşuyor. İşte biz buna üçgen diyoruz arkadaşlar. İşte şuradaki şekil. Arkadaşlar ABC üçgeni AB birleşim BC birleşim AC ya da CA diyebiliriz. Buradaki ABC üçgenin iç açıları alfa beta teta üçgenin dış açıları diye tanımlanıyor arkadaşlar. Evet şimdi açı kurallarına başlayalım. Arkadaşlar çoğunluğumuz zaten biliyor. İç açılar toplamı kaç derecedir? 180 derecedir. Bunda bir sıkıntı yok. Bir üçgenin dış açıları toplamı nedir arkadaşlar? O da 360 derecedir. Bütün çok bölgelerin dış açıları toplamı zaten 360 derecedir. Üçgen de zaten 360 derece arkadaşlar. Yalnız şurada biraz oyalanalım arkadaşlar. Burada ne demişiz? Üçgenin bir dış açısının ölçüsü kendisine komşu olmayan iki iç açısının ölçüsüne eşittir. Yani iki iç açının toplamı kullanmadığım açının dış açısına eşit. Dikkat! Burada arkadaşlar A ile B'nin toplamı neye eşit? Kullanmadığım açı C açısı bu açının tetasına eşit. Arkadaşlar ya bunu bilmek önemli mi? Bilmesek yapabilir miyiz? Yaparız tabii ki de. Yani hızlanmak istiyorsak iki tane açı yan yana görünce lütfen ikisini toplam bir dış açı deyin. Basit bir örnek vereyim. Yani çoğunluğumuz bunu maalesef kullanmıyoruz arkadaşlar. Basit bir örnek. Atıyorum. Niye atamadım? Şöyle göstereyim arkadaşlar. Atıyorum şöyle. Burası 42 dedi. Burası 44 dedi. Adam burada kaç soruluyor sana? Sen ne yapıyorsun? İşlem kalabalığı yapıyorsun. Şu ikisini bir 180'den çıkartıp buraya yapıyorsun. E bir de bunu 180'den çıkartıp buraya yapıyorsun. Tek hamle. İki iç açının toplamı bir dış açı. Direkt 86 yapıyor diyeceksiniz arkadaşlar. Ya diğer türlü işlem kalabalığı oluyor gerçekten. İki iç açı varsa da dış açısı ben dış açı. Dış açısı yalnız nedir? 180'e tamamlayan açısıdır arkadaşlar. Ha ya bak burada bir şey var da bak güzel bir mantık daha vereceğim şimdi size. Dur 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 dur. dur. Ya dış açı illa 180'e tamamlayan açısı. Evet tamam sıkıntı yok. Şimdi şunları bitireyim ondan sonra o güzel mantığı da vereceğim. Mesela şunu da söyleyeyim. B ile C'nin toplamı nedir? B artı C. Alp'e eşittir arkadaşlar. Ya da C ile A'nın toplamı nedir arkadaşlar? İki iç açının toplamı bir dış açı. Hocam dış açı burada beta. Aslında dış açısı bak şurada da olabilirdi. 180'e tamamlayan açısı. Burada beta'nın B'nin 180'e tamamlayan. Burada da 180'e tamamlayan. Burada da 180'e tamamlayan açısı. Yani şurası da olabilirdi arkadaşlar. A artı C burası da olabilirdi. Tamam mı? Dış açı. Dış açı dediğimiz neresi? 180'e tamamlayan açı. Mesela ben size şöyle bir şey göstereyim arkadaşlar. Şuraya bir dikdörtgen koydum. Şuraya da bir dikdörtgen koydum. Ondan sonra buraya da bir dikdörtgen koydum. Ah koyamadım. Şöyle koyayım. Şöyle bir dikdörtgen. Şurada da bir dikdörtgen var mesela. Aynı şekilde şöyle de bir dikdörtgen, şöyle de bir dikdörtgen koysam. Adam gelse bize şunu sorsa, x, y ve z açıların toplamını sorsa. Bak arkadaşlar, şuraya a açısı dersek, a ah, hocam burası a açısıyken burası 90, burası 90. Tamamı 360 derece değil mi bunların? Evet. A açısının 180'e tamamlayan açısı. A, burası o zaman dış açısı gibi oldu. Yani dış açısına eşit oldu. He, o zaman burası da B ise B'nin dış açısı burası. Burası da C ise C'nin dış açısı da burası gibi düşünebiliriz. Yani direkt X artı Y artı Z. Hani 180'e tamamlayan açıları ya dış açıları yaptığı için. O yüzden burada direkt X artı Y artı Z'ye de ne diyebiliriz arkadaşlar? 360 derece diyebiliriz. Yani dış açılar toplama mantığından geliyor. Yani böyle şeyleri bazı şeyleri de uyarlayabilirsiniz. Dış açı 180'e tamamlayan açıydı. Yani illa böyle şu doğrusal olarak 180'e tamamlayan açı gibi de düşünmeyebilirsiniz arkadaşlar. Tamam mı? Aklınızda bulunsun. Ya da şöyle üçgende şöyle bir şey var mesela. Atıyorum şöyle bir doğru çizildi. Tamam mı? Şimdi adam dedi ki burası 40. Burası ee, burası da kaç olsun? Burası da 60 olsun. Tamam mı? Şimdi adam dedi ki şu açıyla şu açının toplamı nedir? X ile Y'nin toplamı nedir? Ya hocam şu açının 180'e tamamlayanı değil midir burası? Evet. Yani bu açının dış açısı gibi düşünebilirsiniz. O zaman direkt iki iç açının toplamı bir dış açı. Yani ikisinin toplamı kaç yapar? 100 yapar diyebilirsiniz. Farklı şeyleri de böyle yorumlarsanız sizin açınızdan daha sağlıklı olacaktır arkadaşlar. Yani bunlar şeydir yani ezber değil de hani yorum gücümüzü arttırmak için söylenilen ifadelerdir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Önemli. Yani şimdi şu an doğaçlama aklıma geldi mesela. Daha önce kullandım mı kullanmadım ama güzel şeyler, güzel teknikler. Geldik buraya. Arkadaşlar Burada ne var? Böyle bir boynuz ya da bumerang ya da şalvar mı dersiniz? Ne dersiniz deyin. Erzurum'da bulunurken şalvar diyorlardı buna. Ne alakası var diyordum şalvarla. Hocam işte ayakları burada. Burası da belli. ince belli bir adam. Şalvar giymiş gibi arkadaşlar. Şöyle düşünün. Değil mi? Evet şalvar. Bumerang mı dersiniz? İşte ben genelde eskiden ne diyordum buna? Boynuz diyordum mesela. Boynuz dedik mesela. Boynuz da içeridekilerin toplamı şuraya eşit arkadaşlar. Yani x niye eşit? A artı b artı c'ye eşit arkadaşlar. E hocam nereden geliyor bu? Çok basit. Şunu şöyle uzatacak olursak 2 iç açının toplam bir dış açı burası A artı B yapar. Burada da 2 iç açı yan yana görünce dayanamam. Siz de dayanamayın. 2 iç açı bir dış açı eşit. Yani A artı B artı C eşit olacak arkadaşlar burası. Peki burada hocam burada da boynuz biraz tırtıklı boynuz. Yani baya bir boynuz arkadaşlar bu. E burada ne olacak? Burada da içeridekilerin toplamı her zaman dışarıdakine eşit, al, eşit oluyor arkadaşlar. İspatı nereden geliyor? Çok kuralcı değiliz ama ispat, sırf ispatı gösterebilmek için burada Bunları yazdım arkadaşlar. E burada ne ne yapabiliriz? İstediğiniz yoldan yapabilirsiniz. Belki şunu şöyle uzatabilirsiniz. Sonra gelir bunu uzatırsınız. Sonra o e hocam burada dörtgen oluştu. Dörtgen e, üçgen yapabilirsiniz mesela. Üçgen yapmak için böyle bir şeyler yapabilirsiniz. Şöyle çizmek değil de uzatarak yapmak daha mantıklı. Şöyle şu tarafa doğru uzatıp üçgenden dolayı da bir şeyler yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir şeyler bir şeyler. Mutlaka uzatarak da bir şey çıkartabilirsiniz. Ya da hocam şunu şöyle uzattık, bunu böyle uzattık ya zaten e, şey çıktı diyebilirsiniz. Ne derler? Dörtgen çıktı. Dörtgeni de biliyoruz diyebilirsiniz. Yani sıkıntı değil. Burada mesela boynuz. Bu üçünün toplamı nereye eşit? Buraya eşit. A artı B artı C. A şu ikisinin toplamı e, hatta burası 180 eksi F. Burası da 180 eksi D. E, şunların toplamı eşittir 360 dersiniz. Ve bu eşitlik zaten kendiliğinden çıkacaktır. Birincisi bu. İkincisi de şu. Ya böyle tırtıklı var ya doğru açılardaki bize zikzak hani sağ, sağ, sağ sol kuralı var ya Sanki almış anımsatıyor arkadaşlar. Şuradan bir paralel atacak olursak eğer. Şuna bir paralel atacak olursak. Hop Z kuralı var. Bak Z'den dolayı B. Paralel doğrular böyle. A yukarı bakan aşağı bakan. Yukarı bakan aşağı bakan yukarı bakan. Yani A artı E artı B artı C. F artı D'ye eşit. Görüyorsunuz ispatta bu şekilde oluyor arkadaşlar. Tamam. Sonra bir not vermişim. Yani biz üçgende açıyı yapabilmek istiyorsak yani şu x kenarı tanımalıyız. Eş kenarı tanımalıyız arkadaşlar. Hadi size onu da tanıtayım. Şimdi x kenar üçgen iki kenarı birbirine eşit olan üçgene x kenar üçgen denir arkadaşlar. Bu x kenar üçgen şöyleyken arkadaşlar buna e, kolları diyoruz arkadaşlar. Şuna da ne diyoruz arkadaşlar? X kenarın tabanı diyoruz. Şurası kolları bunda tabanı diyoruz. X kenarda özelliğimiz şu taban açıları tabana ait açılar birbirine eşittir. Yani tabanı taşıyan açılar. Bu açıla bu açı birbirine eşittir. Hatta kısaca şunu söyleyeyim. Tepe açısı atıyorum 40 derece ise hocam buraya A buraya A deyip de 2 A artı 40 eşittir 180'den A'yı bulabilirsiniz. Taban açılarını bulabilirsiniz. Ama size tavsiyemiz şudur. Yani sonuçta bu iç açılar toplamı 180 ya. 180'den 40 çıkart 140. Bu iki açıya 140 kaldı. A x'te eşit olduğu için 140'ı da 2'ye bölersiniz. Taban açısını bulursunuz. O zaman ne diyoruz? Bir ikiz kenarda tepe açısı belliyken taban açısı 180'den tepe açısını çıkartıp ikiye bölmeyle de gelebilir arkadaşlar. Bir, ee, haberiniz olsun. Bir de şunu söyleyeyim. Arkadaşlar şöyle bir şey zannediyorsunuz. Eşit uzunluklar kullandığımız zaman eşit uzunlukları kullandığımız bütün üçgenlerde taban açılarının birbirine eşit olduğunu iddia edenleriniz var. Şu şekilde mesela. Hocam bu eşitlikteki bu şeyle bunun taban açısıyla bunun taban açısı birbirine eşit olmak zorunda değil arkadaşlar. Niye? Şöyle düşünün. Şu iki tane kalem eşit kalem arkadaşlar. Şöyle yaptığımızda üçgen oluşturduğumuzda bu açı biraz büyük açı. Bak şimdi bunu böyle bunu böyle aynı kalemle yaptığın zaman açı ne oldu? Daraldı. Bak açı yükseliyor yükseliyor yükseliyor. Şöyle yaptığımız zaman açı yükseldi. Taban açılarına bakın. Açı daha da büyüyor arkadaşlar. Şöyle yaptığımız zaman taban açısı daha da küçülüyor. Yani eşit uzunluklara ait ikizkenar üçgenler gördüğünüz zaman taban açılarının eşit olması ee, yani eşit diyemeyiz arkadaşlar. O da haberiniz olsun. Biraz sonra soruları yaparken zaten bunu çok kullanacağız. Ve ÖSYM üçgende açıyla ilgili soru sorduğunda genelde ikizkenarlığı daha çok seviyor arkadaşlar. İkiz kenar üçgenle alakalı bir şey mutlaka sorun içerisinde oluyor. Biraz sonra sorularımızın içerisinde de zaten bunlar var arkadaşlar. Ve burada bir de şundan bahsedelim. Bütün kenarları birbirine eşit olan üçgene eşkenar üçgen diyoruz. Eşkenar üçgende de bütün kenarlar eşit, bütün açılar da ne olacak? Birbirine eşit olacak. Eşkenar üçgen sorularını, eşkenar üçgen konusunu ayrı bir detaylı bir şekilde sonrasında anlatacağım ama size şimdiden bir tavsiyede bulunayım. Eşkenar üçgen sorularının yapılamamasının en büyük sebebini biliyor musunuz? Bir Eşitleri yazmıyorsunuz. 2. Açıları 60 derece yazmıyorsunuz. Ondan dolayı arkadaşlar. Yani tanımını kullanıyor kullanmıyorsunuz. Yani sen onları yazmadığın zaman, bütün eşkenar üçgende eşitleri yazmadığın zaman zaten tanımı kullanmamış oluyorsun. Niye? Eşkenar üçgen tanımı kenarlarının eşit olması demek, Açılarının eşit olması demek ve 60'ar er derece olması demek. E tanımı kullanamadığın sorularda çözüme ulaşabilir misin? Tabii ki hayır. Değil mi? O yüzden buna dikkat etmek lazım. Evet, şimdi başlayalım sorulara arkadaşlar. Kolay sorulardan şöyle bir başlayalım. Arkadaşlar ne demiş? Şöyle açılar verilmiş. Ya soruya baktığımız zaman hemen böyle şekil üzerinde bir şeyler verildiği için bir hemen işlemlerimizi yapamız yap yapasımız geliyor. Yani direkt İç açılar toplamı 180. Yani 2x eksi 10 artı 40 artı x artı 10. 40 artı x artı 10. Nedir arkadaşlar? 180 derecedir. Buradan burası 3x yaptı. Bunlar gitti mi arkadaşlar? Şurası 2x eksi 20 imiş. Eksi 10 artı 30 öbür tarafa geçti. 180'den 30 çıkart. 150 geldi. X de buradan kaç bulduk? 50 bulduk. Ama cevap 50 mi? Değil. ACB açısı isteniyor. ACB açısı isteniyor. Yani ACB açısı da nedir arkadaşlar? X artı 10'dur. Yani 50 artı 10'dan cevabı kaç derece buluruz arkadaşlar? 60 derece buluruz. Tamam. Evet cevap bu. Sağlamasını da yapabilirsiniz. 50 ise burası 60 oldu mesela. 60 40 daha 100 burası 80 yapmalı. 50 yazdığımızda 80 yaptığı da belli. Ama her soruda böyle sağlamasına bakacağız mı? Bakmayacağız tabii ki. Yani sen yaptığın işlemde büyük ihtimalle çözüme zaten ulaşırsın. Geldik bir sonraki soruya. E, ABC üçgeninin en büyük iç açısı. Ya biz burada x'i bulalım da ondan sonrasında hallederiz olayı. Bakın burada ne verilmiş dış açı. A hocam burada bunu iç açı yapsak. Yani 180 5x diyebilirsiniz arkadaşlar. Bunu da iç açı yapsak. 180'den bunu çıkartacaksınız. Yani 180 eksi 6x. E, bunu çıkartıyorsun ya. Eksi 34 diyorsun. Hayır. Bak bunu tamamen kökten çıkartıyorsun. Eksi 6 eksiyi dağıtıyorsun. Eksi 6x artı 34. Artı 34 şeklinde olması lazım arkadaşlar burasının. Tamam ama bu şekilde yapacağımıza bak şimdi gençler. Şuraya bakın. Burada iki tane dış açı var. iki tane iç açıya çevirmektense bunu. E hocam iki tane dış açı var. Ben buradaki iç açıyı dış açıya çevirsem şöyle daha sağlıklı olmaz mı? E olur. Yani burası kaç derece arkadaşlar? 180'e tamamlayan açısı. 130 derece buradaki açı. Yani bunu dış açıya çevirip de. Aa dış açılar toplamı kaç derece? 360. O zaman topluyoruz arkadaşlar. 5x artı 6x eksi 34 artı 130 eşittir 360 yapmalı arkadaşlar. O zaman burası kaç yaptı? 11x yaptı arkadaşlar. 11x kaç yaptı? 130 130'dan burası kaçtı? 34 çıkartınca kaç kalıyor? 96 kalıyor. 360 eksi 96 yaptı. Yani 11x neye eşit oldu arkadaşlar? Burası 4 yaptı. 9 16'dan 9 çıktı. Diye 7 6 kaldı. O zaman 264 yaptı arkadaşlar. X de buradan ne yapacaktır? 264'ü 11'e böldüğümüz zaman ne yapıyor arkadaşlar? O da 24 yapıyor arkadaşlar. Ben nereden buldunuz? 11'e çarpma kuralını biliyorum da tersini düşündüm. 11 ile çarpma kuralı nedir arkadaşlar? Onu söyleyeyim hemen. Mesela 13 ile 11'i çarptığınız zaman şu 1 ile 3'ü ayırıyorsunuz arkadaşlar. Ayırdınız. Ayırdıktan sonra ortasına toplamını yazıyorsunuz. Bak şöyle. E bak 264 var ya 264 var ya. Bak 2 ile 4 ayrılmış. Bak 24 de 2 ile 4 ayrılmış. Ortasına toplamı yazılmış. 11'e bölünmüş hali. Direkt 24 yapmaz mı arkadaşlar? Yapar. Tamam. Yani sen kendin de bölebilirsin. Sıkıntı da yok. Ama bazı şeylerde z sorularda da söyleyeceğimizi de söylemiştik? E böyle ufak tefek bilgileri de söyleyeceğimizi daha önce bilgilendirmesini yapmıştık. Neyse. x 24 bulduk ama X bizden şey istenmiyor. ABC üçgenin en büyük iç açısı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar burası x yerine 24 yazarsam eğer X yerine 24 yazdığımda 5 kere 4 20 ve 5 kere 2 10 120 çıktı arkadaşlar burası. Ee, burası 120. 120 ise burası kaç çıktı? 60 çıktı arkadaşlar. Şuradaki açıyı işte 6 ile 24 çarpı şey yapmamıza gerek yok. Zaten burası 120 çıktı. Ee, burası 50 60 ise kaç yaptı arkadaşlar? 50 60 daha 110. Buraya kaç derece kaldı? 70 derece kaldı zaten. Yani şu açıyı bulup da 180 e tamamlayan açısını da bulayım diye işlem kalabalığıyla uğraşmak istemedim. O zaman en büyük iç açısı kaç derece oldu arkadaşlar? 70 derece oldu. Cevabımız 70 çıktı arkadaşlar. Ve geldik şu soruya. Arkadaşlar böyle sorularda tamam x kenarlık var ve şu bilgileri kullanmayı bilmiyoruz. Kullanın. Nasıl kullanacaksın? Ya hiçbir şey yoksa değer verin arkadaşlar buraya. Mesela buraya a açısı dedim. Buraya b açısı dedim. D. Yani sen böyle dediğin zaman dcb açısı bak şu açıyla ABD açısı şu açının toplamıyla alakalı bir şey var. Allah Allah bunlar ayrı ayrı yerde ben nasıl işlem yapacağım deme. E madem öyle buna A diyelim buna B diyelim dedik. Hadi bakalım DCB'ye A dedik. E, ee, ABD'ye de B dedik. A artı B açısı kaç verilmiş arkadaşlar? 40 derece verilmiş. A burada bir ikiz kenarlık var. İkiz kenarlıktan dolayı burası A ise burası da A mıdır? Evet. Bak A artı B 40'tı zaten. Sen de e, A artı B de burada yan yana geldi. O zaman buradaki açımız 40 derece yaptı. Şurada bir ikiz kenarlık var gençler. İkiz kenar üçgende tepe açısı 40 derece ise 180'den 40 çıkart 140. 2'ye böl 70 derece. 70 derece diye bulunmuyor mu arkadaşlar taban açıları? Evet. Bizden de zaten BAC açısı isteniyor. Yani cevabımız 70 derece yapar arkadaşlar. Evet. Böylelikle cevap 70 oldu. Ve geldik şu soruya. ÖSYM'nin daha önce sormuş olduğu soruların benzerleridir arkadaşlar bunlar. Bunlara da dikkat edin. Şimdi şuraya baktığımız zaman arkadaşlar 80 derece verilmiş. X kenarlık verilmiş. X kenarda ne yapacağız? Taban açılarına değerler yazacağız. ÖSYM'nin en çok beğendiği şeydir arkadaşlar. Taban açıları böyle X kenarlıkla ilgili bilgileri verirler. Ve taban açılarına yaz değerleri. E, hocam aynı yazabiliyorsak diğer X kenarında taban açısını yazalım. Aynı cins derken böyle iki iç açı bir dış açı mesela. iki iç açı bir dış açı burayı veriyor. Burayı verim vermiyor. Ay X cinsinden tabii ki yazabilirsiniz ama burada yani çok da zorlamaya gerek yok. Zorlamayacak şekilde. Hani iki iç açı toplam bir şekli, bir dış açı şeklinde yazabilseydim yazardım. Ama diğer türlü de zorlamaya da gerek yok. Y, Y yazalım isterseniz. A, burada verilen bilgileri kullanacağız öncelikle. 80'i kullanacağım. 80'i kullanmak için bak burada bir doğru açı var mı? Oraya baktığın zaman zaten doğru açıyı fark edersin. Yani X artı Y artı 80 eşittir 180 x artı y'yi buradan kaç buldun? 100 derece buldun. Şimdi gelelim şuraya. Alfaya. Şimdi alfaya bakacağız. Bak işlemimizi yaptık. Şimdi sıra nerede? Kullanmadığın yer neresi? Alfa. Şimdi alfaya bakan siz öğrenciler ne diyorsunuz? Aa hocam alfa büyük üçgenin elemanı dersiniz. Alfa artı x artı y'yi eşittir 180 dersiniz. Büyük üçgende iç açılar toplamı 180 dersiniz. E x artı y zaten 100'dü. O zaman e, at öbür tarafa alfada ne olur? 180 eksi 100'den 80 derece gelir. Cevap 80 çıkar böylelikle. Ama dur. Bazı arkadaşlar da şunu yapıyor. Bak bakış açısına bağlı. Görme işidir demiyorum arkadaşlar. Yani çözüm yöntemleri farklı yollardan çözmek sizin elinizde. E, bazı arkadaşlar şuna bakar mesela. Aa hocam alfaya baktıktan sonra alfa bu dörtgenin elemanı der mesela. Ha bu dörtgende o zaman iç açılar toplamı 360 der. Aa hocam burası yok. O zaman burayı da bulmaya yönelik hamle yaparsınız. Y, Y, 2, Y olur. A, iç açılar toplamı 360 dersiniz. Oradan sonuca ulaşırsınız yine. Bakış açınıza göre yani çözüm yöntemleri doğruda açılarda evet onlarca çözüm yöntemi oluyor. Ama üçgende açıda e, da işte belki 5-6 tane farklı çözüm yöntemiyle karşılaşabiliriz tabii ki. Ama a, genelde çözüm yöntemleri öyle çok fazla da değil. O verilen bilgileri kullandığınız zaman mesela alfaya bakalım dedik. Verilen bilgiyi kullanmaya çalışıyoruz. A dörtgenin elemanı dersen bu dörtgenden yaparsın. Alfa A büyük üçgenin elemanı dersen şuradaki gibi üçgenin e, şeyinden yaparsın arkadaşlar. Tamam olay bu gençler. Yani dediğimiz gibi verilen bilgileri kullanabildiğiniz sürece her zaman sonuca rahat bir şekilde ulaşacaksınız. Geldik şuraya. Evet gençler bak eski bir tip soruyu biraz kolay bir yeni nesle çevirmişim. Hadi birlikte yapalım. Yine ÖSYM tarafından sorulan bir soru arkadaşlar. Abi bir soru bak ÖSYM tarafından sorulan soruyu sadece yeni nesile çevirdim arkadaşlar. Dikkat. ÖSYM de aynen bunu yapıyor zaten. İkiz kenar üçgen şeklindeki iki karton. Düzlemde bir köşesi ortak olacak biçimde. BCD doğ, noktaları doğrusal olacak biçimde şekildeki gibi konuluyor. Zaten böyle sözel ifadeler buradaki yapılan işlemleri hep anlatır. Şekle de baktığınız zaman zaten anlarsınız arkadaşlar. Neyse burası doğrusu olacak şekilde konulmuş. AB ile BC eşit verilmiş. CD ile DE eşit verilmiş. BA kestim DE K demiş. AK yok. O zaman K'yı biz yapacağız arkadaşlar. BA'ya bakalım. BA ışını. BA ışını çizelim arkadaşlar. BA ışını. Hop çizdik. Öbürü ne demiş arkadaşlar? DE ışını. DE ışını da şu değil mi arkadaşlar? Hop çizdik. Aa, bunlar nerede kesişiyor arkadaşlar? Bunlar kesişimleri K noktasıymış. İşte tam burası. Bizden de ne isteniyor? A, K, E açısı. Yani şuradaki açı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Artık soru eski nesil soruya döndü. Aynen önceden soru böyleydi arkadaşlar. Bu soru böyleydi. A ben bunu biraz yeni nesil çevireyim dedim. Aynen böyle oldu. İşte sınavda da böyle gelecek arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Size işin sırrını veriyoruz dedik ya. Hani kendimiz bu yeni nesil sorularda yazdığımız için e, nasıl yazıldığını biliyoruz. Ve bütün sorular da öyle. ÖSYM sorularına da bakabilirsiniz arkadaşlar. Artık yeni nesil soruları da rahat bir şekilde yapıyorsunuz büyük ihtimalle. Haydi bakalım buradan devam edelim. Ne var arkadaşlar burada? Taban açılarına değerler yazalım. X, X. Buraya Y, Y yazalım. Burada yine ne var? X artı Y artı 80 eşittir 180'den. X artı Y arkadaşlar ne geldi? 100 geldi. Alfa nerenin elemanı? Büyük üçgenin elemanı hocam. Diyenler o zaman buradaki açılar lazım hocam bana diye kendi içinden geçirmiştir. Zaten kendi içinden geçirdin ya o beyin o kadar böyle hızlı çalışıyor ki zaten alfa büyük üçgeninden hemen dedin burası lazım dedin sonra burası lazım deyince beynin şurayı fark ediyor zaten a x x x'e 180'e tamamlayan açısı 180-2x'dir diye hemen yazıyorsun zaten burayı. Aynı şekilde hocam bana burası da lazım a burası da y y ise burası da 180-2y eksi diyorsun a şimdi topluyorsun. Bazen sadece elinin çalışmasıyla olayı da halledebiliyorsunuz. Yani işlem yapmaktan bazı sorular da kaçınmayın arkadaşlar. Evet alfa artı 180-2x artı 180-2y neye eşit arkadaşlar? Üçgenin iç, iç açıları toplamı 180'e eşit. Buradan alfayı yalnız bırakacak olursam öbür tarafa attım. Eksi 2x artı 2x diye geçti. Eksi 2 artı 2y diye geçti. Artı 180 de eksi 180 diye geçti. Arkadaşlar x artı y 100 değil miydi? 2x artı 2. 2 katından dolayı 200'dür. E o zaman alfamız kaç yapar arkadaşlar? 200 eksi 180'den 20 dereceye eşit olmak zorunda. Evet bu örneğimizin cevabı da arkadaşlar 20 çıktı. Tamam mı gençler? Bak yeni nesil soruya çevirdik. Eskinin kolay bir sorusunu. Tabi biraz işlem kalabalığı var ama ya bu işlemlerde sizin için çocuk oyuncağı diyebiliriz aslında. Evet geldik yine değişik bir soruya arkadaşlar. Bakın bu soruya gelmeden önce sizinle küçük bir şey yapmak istiyorum arkadaşlar. Küçük bir şey söylemek istiyorum. Bak bu soruya gelmeden önce size bir soru soracağım. Bakın şimdi dinleyin beni. Şöyle bir çok basit bir soruyu bir yeni nesil soruya çevireyim mesela. Bir buraya ne diyelim Ali. Ali ABC üçgeni şeklindeki bir bahçenin etrafında dolaşacaktır. Ali ee, bu bahçenin etrafında dolaşırken AB ve BC yolunu kullanacaktır. Ve Ali'nin üçgeninde oluşturduğu yer burası 50 derece, burası 60 derece olsun. Ali bu şekilde gitti, B'ye uğramak şartıyla bu yollar üzerinde gittiğinde şu B köşesinde kaç derecelik dönüş yapmıştır? Evet, B köşesindeki dönüş açısı nedir diye sordum. Tamam, hadi çok basit bir soru arkadaşlar. Bak küçücük bir soruyu, basit bir soruyu yeni nesle çevirdim. Bir durdur videoyu kendin bir yapsana bir. Öncelikle bir kendin bir yap bakalım. Ne diyeceksin? Aa, hocam ne var ya? Ali buraya geldi. Buradan sonra döndü böyle işte. 50 ise burası 70 derece. Dedim mi? dedin? Videoyu durdurdun değil mi? Durdurdum. Neyse. Şimdi çözümünü dinliyorsunuz arkadaşlar. Evet, sanki 70 dereceymiş gibi gözüküyor arkadaşlar. Çoğunlukla 70 diyor. Ya bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Zamanında kendi yaptığım hataları size de söylüyorum ki siz o hataları yapmayın. Ya hocam nereden biliyorsunuz ya? Ben de aynı şeyi düşündüm falan filan. İlerleyen zamanlarda çok göreceksiniz sizin yaptığınız hataların 10 katını yaptım arkadaşlar ben. O yüzden yani ben önceden geometri yapamazdım. O yüzden öğrencinin ne düşündüğünü geometride biraz iyi bir şekilde biliyoruz diyebiliriz arkadaşlar. Niye? Kendi yaptığım yanlışlıklardan dolayı. Yani sizi de iyi tanıyorum arkadaşlar. Evet ne dediniz? Tamam bazılarınız doğru cevabı buldu. Hocam dönüş açısı işte kaç derece? 70 derece diyenleriniz oldu. Peki ben size şöyle söyleyeyim. Ali böyle gidiyor değil mi arkadaşlar? Bakın şimdi şuraya bakar mısınız? Ali böyle gidiyor. Bu bir köşesinde dönmemiş olsaydı böyle devam edecekti değil mi? Evet. Bak Ali'nin yüzü buraya doğru bakıyor değil mi arkadaşlar? Şimdi dönecek Salih. Hop yüzünü çevirdi. Şu şekilde dönmek zorunda değil mi? Yani dönecekse hop şöyle dönüyor değil mi arkadaşlar? Yani Ali'nin yüzü buradan buraya dönüyor. Yani dönüş açısı 70 derece değil. Kaç derece yapıyor arkadaşlar? 110 derece yapıyor. Ya basit bir soruda bile bu şekilde böyle e, yeni nesil soruya çevirdik. Ve böyle ilginç şeyleri de bilmenizde fayda var arkadaşlar. Mesela zamanında benim ilk karşıma geldiğinde ben de 70 derece dedim arkadaşlar. Dönüş açısı kaç derecedir diye sorduğunda direkt 70 derece dedim. Ama bu tür ufak tefek şeylere de dikkat etmeniz lazım arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda nasıl nerede hata yapıyorsanız hepsini yüzünüze vuracağım. Niye? Ben yaptım kardeşim aynı hataları. Devam. Şimdi evet gördüğünüz üzere küçük bir şey daha öğrendiniz. Bir dönme açısı dediği zaman hemen 50-60-70 demiyoruz yani en azından. Şuraya geldik arkadaşlar. Bir şey tanımlamışım. Bak yeni nesil bir tane daha soru yazmışım. Yukarıda ne demişiz? Bir tel parçasının K noktasında pozitif yönde. Pozitif yön dediğimiz saat yönünün de dö dönme tersinde arkadaşlar. Bu şekilde alfa derece döndürülmesi gösterilmiştir. Evet K noktasında alfa derece döndürünce bak buraya geldi. Alfa derece döndürdüm arkadaşlar. Tamam yani sen bunu döndürdüğün zaman şuradaki oluşan açıdan bahsetmiyoruz. Bak dikkat et. Tamam Neyse devam edelim. AE biçimindeki şuradaki AE biçimindeki bir tel parçası düzlemsel olacak şekilde sırasıyla B-C-D noktalarından döndürülürse aşağıdaki şekil oluşturuluyor. Önce B'den döndürülmüş, sonra C'den döndürülmüş, sonra D'den döndürülmüş, aşağıdaki şekil oluşturulmuş. Bu oluşan şekilde arkadaşlar hop hop şurası C C ile D noktalarında dönme açıları birbirine eşit ve 140 derecedir. A, C ve D'de. Bu arada arkadaşlar bu soruyu yapan arkadaşlarınız belki meraktan yapan arkadaşlarınız vardır. Belki de şuradaki açıyı bulmuşsunuzdur. Bakacağız doğru mu değil mi? Şimdi dönme açısına bakalım. Önce B'den teli kıvırdık. Önceden telimiz böyleydi değil mi? Telimiz böyleyken ne yaptık arkadaşlar? Teli kıvırdık. Hop şöyle döndürdüm. Burada döndürdüm. Buraya geldim. Sonra ne yaptım arkadaşlar? C'den döndüreceğim. Bak C'den. C'den döndürüyorum. Hop C'den döndürünce burası oldu. Dönüş açısı ne oldu arkadaşlar? Şurası değil mi? Pozitif yönde gidecektik. Dönüş açısı burası. Kaç derece dönüş açısı varmış arkadaşlar? 140 derece dönüş açısı var diye söylüyor değil mi? Evet bak şurada C ile D noktalarındaki dönme açısı eşit ve 140 derece. Yani bunlar 140 derece burası. D'deki dönme açısı da aynı şekilde 140 derece. Sen buradaki D'dekini döndürürsen o buraya gelmiş arkadaşlar. O da 140 dereceymiş. Yani dönerken şöyle hareket etti arkadaşlar. Saat yönünün tersinde. Yani burası da kaç derece? 140 derece. Aa hocam ne oldu o zaman burası? Burası 40 derece oldu 180'e tamamlayan. Burası da 40 derece oldu. İki tane açı yan yana gördük. Dayanamam. İki açıyı yan yana görünce hocam 180'e tamamlayayım. Burayı bulurum ondan sonra burayı bulurum. Gerek yok. İki açıyı yan yana gördüğünüz zaman iki iç açı bir dış açıya eşittir dersin kardeşim. 80 dersin. Ve arkadaşlar çoğunluğunuz ne yaptı? Şimdi dönme açısı isteniyor bizden. Aa dönme açısı hocam burada açı 180'e tamamlayan açı 100 derece diyeceksiniz büyük ihtimalle. U'dan dolayı. Ama dönme açısı burası değil ki. En başta nasıl döndürdük arkadaşlar? Dönme açımız neresiydi? Şöyle bakacak olursak. Bu buradan buraya doğru döndü. Bu dönme açısı şurada açı değil mi arkadaşlar? Yani bizden şurada açı isteniyor. E buradaki de Z'den dolayı kaç derece arkadaşlar? 80 derece yapıyor. Evet dönme açımız böylelikle 80 derece oldu. Güzel bir soru. Dikkat etmeniz gereken bir soru arkadaşlar. Hoş bir soru. Genelde doğru açılardan nasıl böyle şey yapabiliriz ki? Yani e, ne derler? <laughs> Nasıl böyle yeni nesil soruları yazılabilir ki çok fazla kaynakta da göremezsiniz arkadaşlar. İşte buyurun yeni nesil sorulardan biri arkadaşlar. Elimizden geldiğince yazmaya çalıştık. Ya bazı kaynaklarda şunu gördüm, çok güldüm ya. Arkadaşlar doğru açılarda doğruları böyle katlamışlar. Katlama işlemini ancak üçgen şeklindeki kartonlarda yaparız arkadaşlar. Karton üzerinde katlamalardan bahsedebiliriz. Yani ee, olsun katlama sorusunda gördüğünüz zaman yine de yapmaya çalışın ama doğru açılardaki bu çizgilerde öyle katlama matlama yapılamaz arkadaşlar. Ancak şöyle katlamalardan bahsedebiliriz. Bir kartona bir böyle doğruları çizeriz. Ondan sonra kartonu katlarız. O ayrı bir konu. Ama bir doğru parçasını böyle katlamadır. Şudur budur uygulamak olmaz. Ee, doğru parçası katlama olmaz da tel parçasını belki bir katlamadan böyle bir ya da döndürmeden bahsedebiliriz arkadaşlar. Evet gençler böylelikle ee, şu kısmı ilk videomuzu üçgenli açı videosu 3 videodan oluşacak arkadaşlar. İlk videomuzu burada sonlandıralım isterseniz. Sonrakinde şu sorudan sonra devam ederiz. Çünkü burası da ayrı bir grup. Burada çok güzel şey öğreneceksiniz. Özellikle iki iç açı bir dış açı olayını şu üç soruda e, sonraki 3 soruda çok iyi bir şekilde öğreneceksiniz arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.